Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Rehber TV ekranlarından hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün Sebe Melikesi'ni konuşacağız inşallah. İman serüveni nasıl başladı? İnce detayların altını çizerek sizlere sunacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok şükür. Sizler nasılsınız hocam? Hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Allah iyilikler, güzellikler versin inşallah. Allah razı olsun. Sebe Melikesi'ne konuşacağız dedik. Sebe Melikesi kimdir? Bize tanıtır mısınız kendisini? Sebe bir ülke, Habeşistan veya Yemen'e, Yemen toprakları olarak söylenir. Kaynaklarda o şekilde geçer. Ve kendisi de yine aynı şekilde bayan bir hükümdar. Güzelliğiyle, adaletiyle, asaletiyle, akıllılığıyla ön plana çıkmış kadın bir hükümdar. Ve Kur'an-ı Kerim'de ismi direkt geçmeksizin kendisinden bahsedilen bir hükümdardır. Ve Hazreti Süleyman'la anımsanmış ve zaten kıssası da Hazreti Süleyman ile başlar. Yani biz kendisini Hazreti Süleyman'la tanıyacağız diyorsunuz. Evet, inşallah zaten hani program süresince Belkıs'ı anlama daha güzel olacaktır. Ayetler ışığında inşallah o teala irdeleyeceğiz. Hazreti Süleyman'ın hayatından kesitler sunarak Hazreti Belkıs'ı tanımaya çalışacağız. Öyle söyleyeyim. Peki Süleyman, Hazreti Süleyman ile Belkıs'ın tanışma faslı nasıl gerçekleşti? Evet. Konunun büyük bir kısmı zaten Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buna genişçe bir yer vermiştir. Ve şu şekilde geçer, Neml suresinde geçer. Neml suresinde Hazreti Süleyman'ın tanıtımı ilk başta yapılır. Daha sonra Hazreti Belkıs'a da geçiş yapılır. Evet, Neml suresi 15. ayette kasem olsun ki diyor Allah-u Teala, biz Adem'e, Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik ve dediler ki bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun. Girişimiz Hazreti Süleyman'ın tanıtımıydı. Hazreti Süleyman zaten bildiğiniz üzere Hazreti Davud'un oğludur. Hazreti Davud da bir peygamberdi. Hazreti Süleyman da hem hükümdardı hem bir peygamberdi. Bu detaylara çok inmeyeceğiz. Çok inmeyeceğiz. Üstünkörü bir açıklama yapıp inşallah utarlı bizi ilgilendiren kısımları daha detaylı anlatacağız. Evet. Neml suresi 16. ayette Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. İşte bu gerçekten apaçık bir lütuftur. Hazreti Süleyman'ın vasıflarını anlatmaya başlıyor Allah-u Teala. Hazreti Süleyman'ı bize tanıtıyor. Hazreti Süleyman'ın ne gibi özellikleri var? Kuş dilini kendisi bilirdi. Ve Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bir lütuftu. Yani hepimizin de aslında bildiği üzere Hazreti Süleyman'ın cinlerden, hayvanlardan, kuşlardan yani bir ordusu vardı. Burada da Kur'an-ı Kerim'de bunu. Aynen öyle. Zaten Allah-u Teala 17. ayette cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordularını topladı. Onlar onun tarafında sek ve idare ediliyorlardı. Yani şuradan şunu çıkarıyoruz ki Hazreti Süleyman'ın çok büyük bir ordusu vardı. Bu ordusu da cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşuyordu ki onun sek ve idaresi ona aitti ki biraz önceki ayette de Allah-u Teala Hazreti Süleyman'ın kuş dilini bildiğini idare noktasında hani daha güzel bir idare edebilmek için hayvanların dilini de bildiğini Allah-u Teala bize bildiriyor. Evet, Süleyman onun sözünden dolayı tebessüm etti ve gülümsedi. Dedi ki Rabbim bana verdiğin, bana ve ana babama lütfettiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih amel işlemeyi bana ilham et. Tüm peygamberlerin veya salih insanların sürekli kendi nefisleri için muhakkak dualarım vardır. Yani kim olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, yani dünya nazarıyla baktığın zaman insan ne kadar güçlü olursa olsun Rabbinin yardımına ihtiyacı muhakkak vardır. Ya tabii ki bunu İbrahim'in duasında da görüyoruz, Yunus'un duasında da görüyoruz. Evet. Yine aynı şekilde Süleyman peygamberin duasında da görüyoruz. Hangi peygamberin hayatına bakarsan bak, muhakkak ki Allah'a bir ilticaları vardır, bir yönelişleri ve bir duaları vardır ki Hazreti Süleyman da sürekli hayatında Rabbine niyazda bulunurdu ve Allah-u Teala'nın kendisine verdiği nimete karşı sürekli bir şükrü vardı. Sürekli bir şükrü vardı ve Allah'ın ona verdiği o
nimetin karşılığında yaptığı amellerden de Allah-u Teala'nın hoşnut olmasını istediğini yine dualarında beyan ediyor. Ve kendi rahmetim ne diyor? Beni salih kullarının arasına kat. Yani insanoğlu, hani Allah'ın rahmeti olmasa aslında insanoğlunun yanlış yollara girebileceğini de bize Hazreti Süleyman gösteriyor. Evet, 19. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki, Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, bana ne oldu ki Hüdhüd'ü göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştım? Şimdi hikayemiz bu, aslında bu ayetle başlıyor. Hüdhüd'den başlıyor aslında. Evet. Hüdhüd de öyle bir kuş ki Hüdhüd kuşu küçük olmasına rağmen bilinmeyenleri, yani bilinmeyenleri bilen bir kuş. Şu şekilde o kendisi kaşif, yani keşif vazifesi yapan Hazreti Süleyman'ın gittiği yollarda suyu, yeraltı kaynakları dediğimiz suları bulan bir kuş. Yani yeryüzünde görünmeyip de yerin altındaki kaynak suları bulan bir kuş. Hatta böyle bir kuştan bahsediyor, evet, Kur'an-ı Kerim. Evet, bu yönüyle Hazreti Abbas'tan rivayet bir Hazreti Abbas'ın bir sözü vardır ki, Hüdhüd kuşunun çok akıllı olduğunu, yerin altındaki suların, eğer ufacık bir su bile olsa, su birikintisi bile olsa, o suları görebildiğini, ama küçücük bir çocuğun bile bir tuzak kurup üstünü toprakla örttüğü tuzağı göremediğini bildirir. Yani sadece onun vazifesi, aslında onun yaratılışı o suyu görebilmek. Ki Hazreti Süleyman'ın hayatında ona çok yardımcı olmuştur bu yönüyle. Bu yaratılışındaki bu özellikle Hazreti Süleyman'ın seferlerinde veya haç dönüşü, hani bazı rivayetlerde zaten bu olay haç dönüşü gerçekleşiyor. Suyun nerede olduğunu, abdest için veya namaz için veya ihtiyaç gidermek için suları bu Hüdhüd kuşu sayesinde buluyorlardı. Ve ayette de geçtiği gibi bir gün yine Hazreti Süleyman hani seferdeyken bir vadide, güzel bir vadide konaklıyorlar ve ordusunu denetliyor. Hazreti Süleyman ordusunu denetliyor ve Hüdhüd'ü göremiyor. Düşün, küçücük bir kuş ama Hazreti Süleyman'ın gözünden kaçmıyor. Hüdhüd'ü ordunun içerisinde göremeyince Hazreti Süleyman diyor ki, ben diyor Hüdhüd'ü göremiyorum diyor. Yoksa kayıplara mı karıştı? Ondan önce kendisine bir sözü var. Diyor ki, bana ne oldu ki ben Hüdhüd'ü göremiyorum. Kendini sorguluyor burada. Yani bu da şunu gösteriyor ki, yani kim olursa olsun, yani bir sıkıntı gördüysem, özellikle bir idareci veya bir reis, bir yeri komuta eden kim olursa olsun, bu aile nezdinde olabilir, iş yeri nezdinde olabilir veya Hazreti Süleyman gibi bir komutan olabilir. İlk önce kendi nefsinde bazı şeyleri sorgulaması gerekmektedir. Zaten çıkaracağımız derslerde inşallah o talih bu konuyu daha detaylı konuşacağız. Evet. Evet, mutlaka onu şiddetli bir azap ile cezalandıracağım veya onu elbette keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecektir. İlk önce kendinde aradı. Daha sonra ne yaptı? Dedi ki, ben onu cezalandıracağım. Ki hükümdar olması, tabii ki bir idareci olması, hata karşılığında bir cezanın olacağını bildiriyor. Evet, çok geçmeden Hüdhüd geldi ve dedi ki, seni bilmem, bilmediğim bir şeyi öğrendim. Tabii Hazreti Süleyman çok kızmış, sinirlenmiş, ondan habersiz bir iş yapılmış. Onun emri altındaki biri ondan habersiz ortadan kaybolmuş. Ve kısa bir süre sonra Hüdhüd kuşu geliyor ve diyor ki, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim diyor. O da Hüdhüd kuşu da konuya bu şekilde bir giriş yapıyor ki, Hazreti Süleyman'ın zaten kızdığını da biliyor. Orada hemen Hazreti Süleyman'ı sakinleştiriyor. Sana Sebe'den çok sağlam ve ehemmiyetli bir haber getirdim. Sağlam ve ehemmiyetli bir haber getirdim diyor. Burada yine hani Hazreti Süleyman peygamber olmasına rağmen aslında her şeyi hani Allah'ın bildirdiğinden başkasının bilmediğinin bir göstergesi olduğunu aslında biz bu şekilde bu ayette görebiliyoruz. Gerçekten ben onlara, Sebelilere hükümdarlık yapan bir kadın buldum diyor. Kendisini her şeyden verilmiş ve onun bir de büyük bir tahtı var. Ve
Burada artık Sebe Melikesi konumuz, yani bugünkü konumuz geliyoruz olan asıl evet konumuza. İsim geliyor. Gerçekten ben onlara Sebelilere hükümdarlık yapan bir kadın buldum diyor. Kendisine her şeyden verilmiş ve onun da büyük bir tahtı var diyor. Sebe Melikesi'nden bahsetmeye başlıyor. Allah-u Teala ona da çok büyük bir hükümdarlık vermiş. Hükümdarlık vermiş, ona mal vermiş, mülk vermiş. Hatta bu kavim ticaretiyle ünlü, ticaretiyle ün salmış bir kavimdir. Allah-u Teala ona o kadar güzel bir tahta bahşetmiş ki kendi tahtını çok güzel bir şekilde yapmış. Yani o zamana kadar eşi benzeri görülmeyen bir tahttır. Belkıs'ın tahtı ve meşhurdur. Zaten biraz sonra ayete de konu oluyor ve ayette de geçiyor. Ve daha sonra Hütüt kuşu bu kadın hakkında, Belkıs hakkında Hazreti Süleyman'a bazı bilgiler vermeye başlıyor. Ve diyor ki, Estözibla, onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine amellerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Yani bu şekilde gitmeye devam ederlerse diyor ki Hüthüt, onlar doğru yolu bulamazlar. Şimdi burada Hüthüt kuşunun Sebe Melikesi Belkıs hakkındaki bazı düşünceleri var. Hani gördüğü bazı, şahit olduğu bazı olaylar var. Ve o kavmin hem Sebe Melikesi Belkıs'ın hem de o kavmin güneşe taptıklarını. Güneşe taptıklarını söylüyor. O malları, mülkleri maalesef onları, o kazandıkları onları Allah'tan uzaklaştırmış, farklı farklı şeylere secde eder duruma getirmiştir. Ve ayetin gerisinde şu şekilde söyler: göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu bilen Allah'a secde etmeleri için, etmemeleri için şeytan onların amellerini böyle onlara süslemiştir. Yani yine şeytan ne yapıyor? Onlara yaptıkları işin güzel olduğunu gösteriyor. Zaten hatasını da şeytan insana asla göstermez. Halbuki Allah-u Teala ne yapıyor? Yani gizliden de yapılsa, açıktan da yapılsa Allah-u Teala insanlara yaptığı şeyleri bazen gösterebiliyor. Yani yeryüzüne muhakkak, yeryüzünde de o yapılan şeyler duyuluyor. Ve düşünün, bir kuş sayesinde, Hüthüt kuşu sayesinde Sebe Melikesi kraliçesinin yaptığı bir iş Hazreti Süleyman'a kadar geliyor. Ve büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyor ayette. Süleyman dedi ki, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız. Hüthüt bunu anlattığı esnada tabii Hazreti Süleyman peygamberin ona tepkisi, acaba sen doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? Evet. Şimdi Hazreti Süleyman ne yaptı? Getirdiği haberin doğruluğunu araştırdı. Bir, daha sonra hani doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun, bunu tenkit edeceğiz, bunu araştıracağız diyor ve araştırmaya başlıyor aslında. Peki bu araştırma faslı nasıl gerçekleşiyor? İşte araştırma faslı nasıl gerçekleşiyor? Hazreti Süleyman zaten yine o da ayetlerde anlatılıyor. Artık daha yavaş yavaş hem Melike'nin hidayetine doğru, imanla tanışmasına doğru gidiyor ve orada bir tane mektup olayı var. Bildiğiniz gibi Hazreti Süleyman bir mektup gönderiyor Sebe Melikesi'ne, Sebe Kraliçesi'ne ve diyor ki ona, şu şekilde başlıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e ayet olmuş. Şu şekilde o mektup başlar ve diyor ki Hüthüt kuşuna, diyor ki al diyor bu mektubu, git oraya bırak diyor. Sonra onlardan biraz geri çekil, neye başvuracaklarına bir bak. Orada tabii Hazreti Süleyman'ın Allah-u Teala'nın verdiği bazı güçler vardı. Ona rüzgarı onun emrine vermesi, cinleri Hazreti Süleyman'ın emrine vermesi veya kuşların dilinden anlaması, kuş dilini bilmesi ona bazı vasıflar kazandırmıştı Hazreti Süleyman'a. Ve Hüthüt kuşuna diyor ki ben bir mektup yazacağım diyor. Al bu mektubu götür diyor. Kimse görmeden Sebe Melikesi'nin yanına bırak, gel bırak ve orada bir süre kal diyor. Bak bakalım onlar ne yapacaklar diyor. Tepkileri neler olacak, evet, diye gözlemlemesini istiyor. Durumlarını bir gözlemle, sonra gel bize haber ver diyor. Ve daha sonra ayeti şu şekilde anlatılıyor. Tabii sabah
rivayetlerde o şekilde geçiyor. Sabah vakti Sebe Melikesi uyandığı zaman, hani melikedir, kraliçedir, kapısının önünde korumaları vardır. Ve o korumalara rağmen onun odasına birinin gizlice girmesi belki de mümkün değil. Sabah uyandığı zaman başucunda bir mektup görüyor ve etrafındakileri çağırıyor. Diyor ki hani bu mektubu kim buraya bıraktı, görmediniz mi diyor. Nasıl onlar sizlerden, yani size görünmeden bu mektubu benim odama bırakır diyor. Ve orada mektubu okumaya başlıyor. Ve mektubu okumayı kendi şeyinde başladıktan sonra kendi kendine okuyor. Daha sonra kendinden istişare ettiği bir grup var. Yani kendi askerleri arasında, kendi adamları arasında rivayetlere göre sayısı 310 diye geçer. Ama bir kalabalık bir grupla beraber bu mektubun reisleri gibi bir durum. Evet, ileri gelenler, kabinenin ileri gelenleriyle bir istişare grubu var. Ve istişareyle mektubu kendisi okuduktan sonra onları da çağırıyor. Onların yanında da bu mektubu okumaya başlıyor. Ve ayette şu şekilde geçiyor. Sebe Melikesi dedi ki, bu Neml suresi 29. ayette geçer. Sebe Melikesi dedi ki, ey ileri gelenler, gerçekten bana çok önemli bir mektup bırakıldı. Çok şerefli, başka meallerde çok şerefli veya çok kıymetli geçer. Biraz sonra burada aslında gizli bir ince bir detay var. Evet. İnşallah o detayı da açacağız. Burada da ince bir detay var. Çok şerefli ve önemli bir mektup bırakıldı. Geçiştirip atmamış aslında. Evet, okudu ve üzerinde istişare etmek için istişare kurulunu da topladı, çağırdı. Şüphesiz o mektup Süleyman'dandır. Ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamıştır. Mektupta bu şekilde Rahman ve Rahim olan Allah'tan başlamaktadır ve Süleyman'ın yazdığı bir mektuptur diyor. Bana karşı büyüklenmeyin, teslim olanlardan olarak bana gelin. De ki, ey ileri gelenler, bu işim hakkında bana yol gösterin. Siz yanında bulunmadıkça hiçbir iş hakkında kesin bir hüküm veremem. Artık mektubu okuduktan sonra zaten Hazreti Süleyman'ın onları İslam'a çağırdığı, imana çağırdığı mektupta yazılı. Ve hani Sebe Melikesi de orada o istişare kurulu dediğimiz kurulla bir toplantı yapıyor onlara. Diyor ki hani bu durum karşısında ne yapalım? Diyor ki hani bizi teslim olmaya, İslam'a girmeye davet ediyor. Allah'ın varlığına, birliğine inanmamızı istiyor bizden. Yani zaten Sebe Melikesi o güne kadar Hazreti Süleyman hakkında elbette ki bazı duyumları vardı. Hazreti Süleyman'ın saltanatı çok büyüktü. Evet, namı, ön salmıştı. Namı hem malıyla hem ordusuyla, saltanatıyla, sarayıyla nam salmış bir hükümdardı. Sebe Melikesi de daha öncesinden aslında onun hakkında bazı duyumları vardı. Hani onun bir peygamber olduğunu, insanları bir olan Allah'a çağırdığını zaten biliyordu. Ve istişare kuruluna da diyor ki o bize İslam'a girin diyor. Siz ne diyorsunuz diyor. Hani ona karşı teslim mi olalım, hiç savaşmadan teslim olup İslam'a mı girelim, yoksa ona karşı savaşalım mı? Çünkü rivayetlerde Sebe Melikesi'nin de, yani Sebe halkının da büyük bir ordusu var. Onun da ordusu var ve ordusuna da güveniyor. Ya bir de şunu sormak istiyorum. Ordusuna güvendiği halde savaş istemiyor sanki. İstemiyor. Rivayetlere göre böyle evet. Aktarılıyor. Kan dökmek istemiyor. Bunu barış ile halletmek. Evet hocam, zaten ayette açıklıyor. İnşallah onu açıklayacağız. Evet, diyor ki daha sonra evet bana teslim olun diyor. Ve oradaki istişare heyeti de diyor ki hani şu cevabı veriyor. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Çetin savaş ehliyiz ama emir senindir. Artık ne emredeceğine sen bak ve düşün. Melikelerine karşı cevapları da bu oluyor. Yani kendi güçleri, kuvvetleri var ama yine son kararı melikeye bırakıyorlar. Ve ayette şu şekilde geçer. Gerçekten hükümdarlar bir memlekete girdiklerinde orayı ifsad ve perişan ederler.
Aslında çok akıllıca burada Belkıs'ın bir cevabı var. Belkıs'ın hani Belkıs'ı tanıtırken bizler çok akıllı bir kadın olarak onu tanıtmıştık. Aklıyla da meşhur, çok akıllı bir hükümdar. Ve diyor ki oraya diyor, eğer diyor hükümdarlar oraya girerse diyor, orayı, girdikleri yeri ifsat ederler, perişan ederler. Halkının şerefini alçaltırlar. Bu şeref ve bunlar da işte böyle yaparlar. Şimdi diyor ki hani ben eğer diyor savaşa izin verirsem diyor, bir yeri almak için giren hükümdar diyor veya oraya giren, o orayı gasp etmek, ifsat etmek isteyen hükümdarlar orayı ifsat ederler. Girdikleri memleketi ifsat ederler ve ifsat ederlerse hem halkı küçülür aslında. Halk da küçülür, halk da perişan olur. Hem kendisi de bir hükümdar olarak, bir lider olarak küçülür veya şerefi azalır. Bu akıllı melike, akıllı bir kadın olduğu için ferasetlidir de bunun bu şekilde olduğunu biliyor ve zorbalıkla bu işin olamayacağını, olmayacağını kestirebiliyor ve kesinlikle hani savaşın olmayacağını, savaş yapmayacaklarını istişare kuruluna söylüyor. Evet, söylüyor. Evet. Daha sonra zaten ayette de şu şekilde söylüyor devamında. Muhakkak ki ben onlara bir hediye göndereceğim ve bakacağım hele elçilerine ile dönecekler. Daha sonra Sebe Melikesi Hazreti Süleyman'ın aldığı bu kararı belki iptal ederim düşüncesiyle Hazreti Süleyman'a bir takım insanlarla, kendi adamlarından bir takım adamlarla çeşitli hediyeler yolluyor. Hazreti Süleyman'a hediyeler yolluyor kendi memleketinde meşhur olan değerli mücevherattır, baharattır. Yani rivayetlerde farklı farklı şeyler söylenir ve bunları hediye olarak Hazreti Süleyman'a gönderiyor. Mektup karşılığında. Evet, mektubun karşılığını aldıktan sonra bu şekilde bir karşılık veriyor. Aslında orada Hazreti Süleyman'ın tepkisini ölçmeye nabız çalışıyor. Nabız ölçüyor aslında. Evet. Bu da zekice bir durum. Yine aklının delili. Ferasetli dedi ki, akıllı bir kadın bu yaptığı işin neticesini görmek için aslında böyle bir iş yapıyor. Ve acaba hani gönderdiğim hediyelerle kalbi yumuşar mı, bize karşı savaşmaktan vazgeçer mi? Yani öyle bildiğimiz sıradan hediyeler değil. Belkıs Melikesi'nin ona, Belkıs'ın ona gönderdiği hediyeler sıradan hediyeler değil. Değerli taşlardan ve o zamanın değerli ticaret eşyalarından olan baharattır, şudur budur, onları gönderiyor. Ve orada Hazreti Süleyman aslında nabzını ölçmeye çalışıyor. Acaba Hazreti Süleyman'ın ona karşı tavrı ne olacak? Hani savaş yapmaya devam edecek mi? Yani savaşında, savaş yapmakta ısrarlı mı? Yoksa yaptığı bu işten vazgeçecek mi? Çünkü kendisi kan dökmek istemiyor, ifsadın çıkmasını istemiyor. İfsad çıkarsa hem kendisinin hem halkının perişan olacağını bilen bir kadın. O yüzden bu yolu tercih etmiyor. Evet hocam, hani dedik ya Sebe Melikesi kendince hem Hazreti Süleyman'ı yumuşatmak için hem Hazreti Süleyman'ın nabzını ölçmek için Hazreti Süleyman'a bir takım hediyeler gönderdi. Ve ayette şu şekilde anlatılır. Estağfirullah. Neml suresi 36. ayette. Elçi Süleyman'a geldiğinde Süleyman dedi ki, siz bana mal ile mi yardım ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği sizin verdiğinizden daha hayırlıdır, daha üstündür. Doğrusu hediyenizle siz sevinirsiniz. Hani biraz önce de söyledik ya, Hazreti Süleyman'ın saltanatı, malı, mülkü Sebe kraliçesinkinden daha fazlaydı. Zaten Hazreti Süleyman da dünyalı kadına, dünyaya hiçbir zaman meyletmemiştir. Ama Allah-u Teala ona birçok mal, birçok saltanat vermiştir. Ve tabii ki de Sebe Melikesi'nin, Belkıs'ın gönderdiği hediyeler onun mülkü yanında bir hiç hükmündeydi. Hiç hükmündeydi ve onların hediyesine Hazreti Süleyman'ın ağzıyla ancak kendileri sevinir. Kendileri hediye gönderdiği için ancak kendileri sevinir diyor. Ve diyor ki, onlara dön, muhakkak ki karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz ve onları mutlak suretle zelil ve hakir ve küçük düşmüş kimseler olarak oradan çıkarız. Elçiye diyor, git diyor kraliçenize,
benim söylediklerimi iletiyor. Evet, ya teslim olurlar, Müslüman olurlar ya da biz onlara savaş açacağız ve bize de karşı koyamayacakları ordularla onlara geleceğiz. Konumuzun ilk başında da söyledik ya, Hazreti Süleyman'ın orduları insanlardan, cinlerden ve kuşlardan oluşan çok büyük bir ordusu vardı. Ve rüzgar da yine Hazreti Süleyman'ın emrine verilmişti. Hazreti Süleyman bu şekilde o gelen elçiye, o hediyelere gelen elçiye böyle bir karşılık veriyor. Ve Melike'nin yanına gidip bu şekilde söylemesini istiyor. Ve Süleyman dedi ki, ey ileri gelenler, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirebilir? Şimdi farklı bir konuya geçiş yapacağız. Farklı bir konuya geçiş yapacağız ki bu konuyla da inşallah Belkıs'ın imanı nasıl tattığını, imanı nasıl erdiğini. Yani iman yolculuğunu öğreneceğiz. Evet, Belkıs ne şekilde iman etmiştir veya iman etmesine ne sebep olmuştur? Aslında bir kıvılcımı daha önceki ayette geçmişti, onun üzerine de değineceğiz. Hazreti Süleyman kendisinin de bir istişare grubu var. Kendisinin de ileri gelenleriyle birlikte onlara diyor ki, aynı zamanda cinlerden ve insanlardan oluşan, diyor ki hanginiz bana diyor Sebe Melikesi'nin tahtını getirecek diyor. Onu en çabuk şekilde kim getirir? Biraz önce Hüthüt kuşundan bahsederken, Hüthüt kuşunun Sebe Melikesi'nin çok güzel bir tahtının olduğunu, eşinin ve benzerinin olmadığı bir tahtının olduğunu söylüyor. Şimdiki bundaki maksat nedir? Bundaki maksat da biraz sonra inşallah çözülecek. Taht getirme olayı Belkıs'ın yola çıkıp Hazreti Süleyman'a gitme olayıyla birlikte olan bir durumdur değil mi? Belkıs artık hani elçisi gidip ona Hazreti Süleyman'ın söylediklerini söyledi. Savaşacak onlarla. Tabii Melike bu savaşı istemediği için kendisi kalkıp Hazreti Süleyman'a geliyor. Hazreti Süleyman da o ileri gelenleriyle, istişare ettiği ileri gelenleriyle birlikte diyor ki hanginiz onun tahtını bana getirecek? Aslında Hazreti Süleyman burada Sebe Melikesi'ne, Belkıs'a Allah'ın büyüklüğünün, yüceliğini ve her şeyin sek ve iradesinin Allah'ın elinde olduğunu göstermek için böyle bir şeye. Yani günümüz diliyle mucize diyelim. Hani böyle bir mucizeyi ancak Allah'ın peygamberleri yapabilir. Ben şunun altında çizmek istiyorum. Muhakkak izleyenlerimizin de aklına takılmıştır ya da böyle düşünmüş olabilirler. Süleyman peygamber yakıp yıkacağım derken zorbalık kullanmadı mı diye de düşünebilirler. Aslında burada asla bir zorbalık yoktur. Burada olan durum ona mucizeleri gösterebilmek için bu yolu kullanmalıydı aslında değil mi? Böyle de anlayabiliriz. Öyle bir durum asla söz konusu değildir. Şimdi hani bazı insanların iman etmesi hani çoğu kavimde de görürüz, Kur'an-ı Kerim'de ayet olmuştur. Çoğu insanlar kendi peygamberlerinden mucize istemişlerdir ki iman etme noktasında, yani iman edebilmek için bazı mucizeleri görmek istemişlerdir. Yani ta Hazreti Adem'den son peygambere kadar istisnasız tüm kavimler, tüm ümmetler kendi peygamberlerinden mucize istemişlerdir. Tabii ki burada Belkıs istemeden Hazreti Süleyman, yani ferasetli olduğu için, akıllı olduğu için, hikmet sahibi olduğu için Hazreti Süleyman daha o melike gelmeden böyle bir işi yapacak. Evet. Ve diyor ki kendi ileri gelenlerine, kim diyor onun o tahtını bana getirecek diyor. İçlerinden bir tanesi diyor, cinlerden bir tanesi ayette geçiyor. Cinlerden bir ifrit dedi ki sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten benim buna gücüm yeter ve ben güvenilir biriyim. Bu da cinlerden bir tanesi. Her konuda ileri, hem zeki hem şeytanlık konusunda, açık göz konusunda, açık gözlülük konusunda nam salmış bir cin. Cinlerin başı bu şekilde de tabir edilir. Ve diyor ki sen diyor gözünü açıp kapamadan diyor ben o tahtı senin yanına getiririm diyor. Ve diyor ki hani bu bana çok kolaydır, çok basittir diyor. Ben hemen onu götürüp getiririm diyor. Hatta ben güvenilir biriyim. Bana hani bu vazifeyi verirsen zaten güvenini de ben boşa çıkarmam. Ben bunu yapabilirim diyor. Ve kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse dedi ki gözünü açıp kapamadan önce ben onu sana
getiririm. Onu yanı başına kurulmuş olarak görünce Süleyman dedi ki bu Rabbimin lütfundandır. Burada bir kıvılcım vardı aslında. Evet. O tahtta onu biraz alevlendirdi. Bu da tamamıyla gitmesine sebep oldu. Şimdi Allah-u Teala'nın dinine veya İslam'a yardımcı olan veya İslam'a değer veren, önem veren kim olursa olsun, istiyorsa hani gayrimüslim olsun, istiyorsa kafir olsun veya istiyorsa günahkar biri olsun, bir insan İslam'a Allah'a değer verdiği zaman Allah-u Teala onu dünyada hani onu İslam'la şereflendirir ki tarihte biz bunun örneklerini çok gördük. Mesela Necaşi bir Hristiyandı ama Allah Resulü'nün ona gönderdiği elçilere gösterdiği hürmetten dolayı Allah Resulü o vefat edince onun cenaze namazını kıldı. Veya Bizans kralına Kisra'ya Allah Resulü mektup göndermişti ama o mektubuna karşılık o mektubu yırtıp parçalamıştı ki onun devleti, onun hükümeti yok olup gitti, paramparça oldu. Neden? İslam'a yaptığı hakaretten dolayı. Ve tarihte Bişri Hafi Hazretleri olarak geçen bir zat vardır ki kendisi daha önceleri hani kötü işler, kötü amiller yapmıştır. Bir gün yolda yürürken Allah-u Teala'nın isminin yazılı olduğu bir kağıdı görüyor ve o kağıdı öpüp başına koyuyor. Evinde yüksek bir yere koyduktan sonra Allah-u Teala ona ilim, irfan kapılarını açıyor. Türlü türlü örnekler. Evet, birçok örnek verebiliriz. Hani bir insan eğer Allah'ın ismini yücelttiği zaman Allah-u Teala da kendi katında dünyada da ahirette de onun ismini yüceltiyor. Sebe Melikesi de Hazreti Süleyman'dan gelen mektuba şerefli bir mektup dediği andan itibaren aslında Allah-u Teala, evet, Allah-u Teala iman kapılarını ona açtı. Şimdi insanoğlu Allah-u Teala iki yol önüne koymuştur. İradesiyle doğru yolu veya yanlış yolu bulabilir. Bir insan doğru yola meylettiği zaman Allah-u Teala tabiri caizse arkadan onu itekler o yolda. Yani o yolda gitmesi için uğraşır. Ama insanoğlu hani o batıl yola girmemesi için de Allah-u Teala setler, engeller koyar. Hadi. İnsanın içine ilham ediliyor. Evet. Şimdi bir insan eğer hidayete layık ise Allah-u Teala o insanı muhakkak hidayet ehli kılar ve hidayete gidecek yolları da ona açar. Yeter ki insanoğlu tam bir teslimiyetle teslim olsun. Hani ayette de söylüyor ya, Sebe Melikesi ne yaptı? O Allah'ın isminin yazılı olduğu. Çünkü Hazreti Süleyman mektuba Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip bir besmele ile başlıyor. Şimdi zaten besmele yani Bismillahirrahmanirrahim öyle sihirli, iksirli ve her şeyi açan bir sözcüktür aslında. Yani öyle sıradan bir kelime olarak bakmamak lazım Bismillahirrahmanirrahim'e ki bütün kapıları açıyor. Ve Sebe Melikesi Belkıs'ın da kalp kapılarını açtı. Kalbini Allah'a açan bir sözcüktü. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani sıradan bir sözcük değildir. Aslında burada besmelenin değerini de görüyoruz. Tabii, yani önemini de görüyoruz. Dersler arasında o da değinelim mi hocam? Evet. Çıkaracağımız derslere de değinelim. Zaten her konuyu anlatırken inşallah çıkıyor da. O zaman giriş yapmışken besmele ile devam edelim. Besmele'nin gücü yine Belkıs'ın hayatında çok güzel çıkıyor. Hazreti Süleyman'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip mektuba başlamasıyla Belkıs'ın kalbinde bazı şeyler yeşerdi. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi'nin çok güzel bir benzetmesi vardır. Hani diyor ki doğaya taşa çıktığınız zaman diyor, tabiata çıktığınız zaman diyor, o kayaları delip çıkan şeyler vardır, filizler vardır, bitkiler vardır. Ki o bitkiler ufacık bir rüzgarın esmesiyle bile kırılabilen, kırılgan bitkiler. Ama o taşı, o dağı nasıl, o kayayı nasıl delip çıkıyor? Bismillah'la diyor. Evet, Sözler kitabında evet. Gerçekten biz besmelenin önemini anlatınca evet. Kendimizden geçiyoruz mısralarında. Evet, sadece bir tanesini ben söyleyeyim. Burada Bediüzzaman o sözün, besmelenin tesirini söylüyor, açıklıyor. Ve Belkıs'ın hayatına da kalbinde de bazı şeylerin filizlenmesi aslında Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mektuba başlamasından başlıyor.
hidayet öyküsü bu şekilde, aynen bu şekilde başlıyor. Şimdi çıkaracağımız konudan, şimdiye kadar anlattığımız konudan çıkaracağımız dersler içerisinde aslında Hazreti Süleyman'ın hayatından, çünkü Hazreti Süleyman'ın bu kısmı, yani hayatından bu kesiti sadece Belkıs'ı ilgilendiriyor ve Belkıs'la beraber zaten zikrediliyor. Orada mesela Hütüt kuşunun Hazreti Süleyman'a gelmesi ve Hazreti Süleyman'a bir haber getirmesi vardı ilk konunun şeylerinde. Hazreti Süleyman ne yapıyor? Konuyu araştıracağım diyor. Yani hemen direkt kesip atmıyor ve konuyu araştırıyor. Bizler de hani bir herhangi bir haber birinden duyduğumuz zaman o haberin doğruluğunu aslında araştırmamız lazım. Haberi kim getirdi? Doğru biri mi getirdi? Fasık biri mi getirdi? Ki ayette de Hucurat suresinde geçiyor, Allah-u Alem. Hucurat suresinde geçiyor ve insanlara herhangi bir haber duydukları zaman o haberin doğruluğunu araştırmamız gerektiğini bize Kur'an-ı Kerim söylüyor. Süleyman peygamberin hayatında da bunu görüyoruz. Evet, yani kuşun getirdiği, Hütüt kuşunun getirdiği bu haberi ne yapıyor? Araştırıyor. Ki ona güvendiği bir hayvandı. Reddetmiyordu. Yani reddetmiyordu. Hani ben hükümdarım. Yani benim bilmediğim şey yok veya ben bir peygamberim, benim bilmediğim şey yok gibi düşüncelere kapılmıyor. O küçücük kuşun getirdiği haberin haberi reddetmiyor ve o haberi araştırmak için uğraşıyor. Evet. Araştırma yoluna. Onun içinde bir mektup yazıp gönderdim. Evet. Yine Hazreti Süleyman'ın ve diğer peygamberlerin iman etmeyenlere karşı yargısız infazda bulunmamaları. Çünkü orada biliyorsunuz Sebe halkı güneşe tapıyordu. Güneşe tapıyordu. Hazreti Süleyman ne yaptı? Onların güneşe taptığını duyunca, öğrenince hemen peygamberlik vazifesini yerine getirip onları İslam'a davet etti. Davet İslam'a girmedikleri takdirde onlara savaşacağını bildirdi. Şimdi bizler bunları kendi peygamberimizden yakinen zaten biliyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tüm kabilelere kendisi giderdi, panayırları gezerdi, kabilelere giderdi, ülkelere mektuplar yazardı. Hani biraz önce örneğini verdiğimiz gibi İran Kisrası'na Allah Resulü'nün mektubu var. Daha sonra birçok hükümdara Allah Resulü mektup gönderir. Allah'ın davetini güçleri nispetince yaymaya çalışıyorlar. Şimdi günümüzde tabii ki hani bu mektup olayı yok ama sosyal medyanın gücü var. Yani sosyal medyayı güzel bir şekilde kullandığımız zaman aslında Allah-u Teala'nın davetini, Allah-u Teala'nın davasını kilometrelerce uzaklara anında götürebiliriz. Doğru bir şekilde götürebiliriz. Buna dikkat ettiğimiz zaman inşallah peygamberlerin yapmış olduğu o işi, o amili yapmış oluruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Küçük de görmeyelim. Bakın bir peygamber sünneti yapıyoruz. Bizler eğer sosyal medyayı düzgün kullandığımız zaman, İslam'ı anlattığımız zaman, insanların yanlışlarını onlara söylediğimiz zaman bizler de o peygamberlerin yapmış olduğu bir işi yapmış oluyoruz. Bunu da hiçbir zaman küçümsemeyelim. Yine Hazreti Süleyman ve Hazreti Belkıs aynı ayetlerde geçer. Çünkü Hazreti Süleyman'ın hayatının bir kısmında kendisi vardı. Şimdi Belkıs o da hükümdarlık Allah-u Teala ona vermiş. Hazreti Süleyman'a da vermiş. Ona da mal vermiş. Hazreti Süleyman'a da vermiş. Şimdi Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a o bugüne kadar belki de görülmemiş bir saltanat, büyük bir hükümdarlık vermiş, mal vermiş, mülk vermiş. Sebe kraliçesine de belki o kadar olmasa ona da mal mülk vermiş. Şimdi onlar Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu o güzellikleri kötü yönde kullandılar. Mal sarhoşluğuna girip güneşe tapmaya başladılar. Yani bu malı mülkü belki kendilerinden bildiler ve Allah-u Teala'nın imtihan olarak insanlara vermiş olduğu o mal maalesef onları Allah'tan uzaklaştırdı. Ama onun karşı tarafında Hazreti Süleyman'ı görüyoruz. Hazreti Süleyman'a da Allah-u Teala hükümdarlık vermiş, mal vermiş, mülk vermiş. Ama Hazreti Süleyman her halde Allah'ı hiçbir zaman unutmadan, Allah'ın verdiği nimete şükrederek ve kendisine verilen hiçbir şeyi kendi nefsinden bilmeyerek, hepsini Allah'tan bilerek nimetine nimet katmıştır. Şimdi bir şükretmiştir. Evet. Bir tarafta Allah'ın mal verip de doğru yolu bulan,
ve o malın mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu bilen biri, bir tarafta da Allah'ın ona verdiği malı kendisinden bilip, o gücü, o kudreti kendisinde bilip, kendi nefsinde azgınlaşan, kendi nefsi doğrultusunda hareket eden ve güneşe tapan bir hükümdar. Hocam son 2 dakikamız kaldı, son cümlelerle toparlarsak. Evet. Allah-u Teala bizleri mal verip de gözü malının gözü boyayanlardan kılmasın. Hazreti Süleyman gibi darbe şükrüne edenlerden ve o malın ve mülkün Allah'tan geldiğine ve kendi aklını kullanarak, zekasını veya gücünü kullanarak elde etmediğini Allah-u Teala bize göstersin inşallah. Aynen. Evet, dedik Belkıs'ın yine istişare etmesi çok güzel bir iştir. Bizlerin de istişareye önem vermemiz gerekir. Özellikle istişarenin önemi ayetlerde geçmektedir, hadislerde geçmektedir ki peygamberin hayatına baktığımız zaman önemli kararlarda eşlerine bile danışır, eşçileriyle istişare eder, o şekilde kararlar alırdı. Ayette de ve bütün peygamberlerin hayatında aslında baktığımız zaman önemli kararlarda muhakkak istişare etmişlerdir. İstişarenin yeri, önemi İslam'da çok büyüktür. Bizim de bilmemiz gerekiyor. Yapmamız da gereken bir iştir. Ve en son çıkaracağımız ders, tabii başka dersler de çıkarabiliriz ama bizim anladığımız veya dilimiz müddetçe kendi nefsimizde bulabildiğimiz. Aynen öyledir. Dil bilmenin önemi burada. Hazreti Süleyman'ın Hütüt kuşunun dilinden, yani kuşların dilinden anlaması Hazreti Süleyman'a ayrı bir özellik katmıştı. Bizler de eğer insanlar, tabii ki kuş dili değil de, şimdi kuş dilini bilmek bize çok da belki bir şey kazandırmaz ama başka dilleri bilmek, başka ülkelerin kullandığı, başka milletlerin konuştuğu dili öğrenmek çok önemlidir. Çünkü bir lisan bir insan. Yani sen ne kadar dil bilirsen insanlarla anlaşman veya uzaklara gitmen veya iletişimi sağlaman daha doğru, daha güzel olur ki İslam'ı yayma noktasında bizlerin buna da çok ihtiyacı vardır. Kendi dinimizi, kendi sahip olduğumuz inançları başkalarına götürebilmek için elbette ki onların konuştuğu dili güzel bir şekilde bilmek gerekmektedir. Çok teşekkürler hocam. Sizi anlattınca hakikaten kendimi oranın içinde hissettim bir an. Allah razı olsun. Ağzınızı sağlık. Evet değerli izleyenler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah yine aynı gün ve aynı saatte sizlerleyiz. Allah'a emanet olun.